hastalarda bazen MESA, bazen TESA kullanıyoruz. Hastalar da gerçekten bunu merak ediyorlar ama ben hastalarıma her şeyi anlattığım için yine burada da anlatmaya ihtiyacı hissettim. MESA'yı obstrüktif azospermide kullanıyoruz. Yani tıkanıklık var grubunda biz mikroskopik epididimal sperm aspirasyonunu mikroskop altında ve genel anestezide tercih ediyoruz. Orada hareketli spermleri buluncaya kadar da devam ediyoruz. TESA ise farklı şekilde kullanılabilir. Yine obstrüktif azospermide siz TESA'yı testiküler sperm aspirasyon olarak yapabilirsiniz. Lokalle de yapabilirsiniz. Genelle de yapabilirsiniz, fark etmez. Yine TESA'yı DNA hasar bozukluğu olan hastalarında testisten sperm çekmek için. Yine kriptozo grubunda testis spermini kullanmak için. Başarısız tüp bebek denemelerinde kullanılan ejekülatta spermde olumsuzluk olduğu zaman testisten sperm çekmek için testiküler sperm aspirasyonu TESA'yı yapabilirsiniz. TESA ile MESA aynı şey değil, aynı yerde de kullanılmaz. Özellikle bunu farkını belirtmek için bunu size söylüyorum.